Tüm dünyada %15 oranında görülen böbrek taşı rahatsızlığına ülkemizde de sık rastlanıyor. Her 10 kişiden birinin yaşamının bir döneminde karşılaşabildiği böbrek taşı rahatsızlığının oluşumunda düzensiz beslenme şekilleri, hareketsiz yaşam, obezite, yaşanılan coğrafi bölgelerin özellikleri, yaş ve genetik faktörler yer alıyor. Geçmiş dönemlerde erkeklerde daha sık görülen böbrek taşlarının günümüzde kadınlar ve çocuklarda da hemen hemen aynı oranlarda görülmeye başladığı belirtiliyor. Memorial Şişli Hastanesi İroloji Bölümünden Profesör Doktor Gökhan Atış böbrek taşlarının nedenleri ve modern tedavi yöntemleri hakkında şu bilgileri verdi. Obazite, yanlış beslenme ve hareketsiz yaşama dikkat. Ülkemiz böbrek taşı oluşumunda önemli bir faktör olan coğrafi bölgelerden birinin tam ortasında bulunmaktadır. Bu durumda da tüm toplumumuzun böbrek taşı bakımından daha fazla risk altında olmasına neden olmaktadır. Tüm bu nedenlerle birlikte günümüzde hızla yaygınlaşan obazite, sağlıksız beslenme, hareketsiz yaşam tarzı, aşırı karbonhidrat ve tuz tüketimi böbrek taşı riskini daha da artırmaktadır. Peki böbrek taşlarının en önemli belirtisi nedir? Hastanın yaşam kalitesini olumsuz etkileyen böbrek taşlarının en önemli belirtisi ağrıdır. Genellikle gelip giden ağrılarla kendisini belli eden böbrek taşına bağlı ağrılar bazı hastalıklarda hiç fark edilmeyecek kadar hafifken bazılarında ise çok şiddetli olabilmektedir. Hastalar genellikle bu şikayeti bel ağrısı, yan ağrısı ve böğür ağrısı olarak tanımlayabiliyorlar. Böbrek taşlarının ağrı dışında görülen belirtileri ise şunlardı. İdrarda yanma, idrarda kan, sık sık idrara çıkma, idrar yapma veya idrar yapma zorluğu, mide bulantısı ya da kusma veya ailesinde böbrek taşı hikayesi varsa. Kandaki bazı mineraller idrardaki belli bir çözünürlük dengesi ile çözülerek vücuttan atılmaktadır. Ancak ailesinde böbrek taşı hikayesi olan veya taş oluşumuna neden olabilecek sebeplerle yaşamını sürdüren kişilerde bu çözünürlük azalır. İdrar yollarında çökerek toplanan bu kristaller büyüyerek taş şeklini alır. Birçok taş tipi olmakla beraber en sık olarak kalsiyum oksalat taşları görülmektedir. Ayrıca enfeksiyona bağlı taşlar, ürik asit taşları, sistin taşları ve kalsiyum fosfat taşları da görülebilir. Böbrek taşları teşhisi nasıl konu? Böbrek taşı günümüzde teknolojik imkanlar sayesinde kolaylıkla teşhis edilebilmektedir. Taş belirtileriyle doktora başvuran hasta için fiziki muayeneden sonra ürolojik röntgen, ultrasonografi ve bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemleri uygulanır. Bu yöntemlerle taşların tamamına yakını tespit edilebilir. Bunun yanı sıra idrar yolu enfeksiyonlarını, veya taşlardan dolayı idrarda kanamayı tespit etmek için bir idrar tahlili ve idrar kültürü yapılabilir. Ek olarak taşın neden olabileceği problemleri belirlemek veya bu durumun kaynağını araştırmak için de kan tetkikleri kullanılır. Böbrek taşları nasıl tedavi edilir? Böbrek taşı teşhisi konulduktan sonra tedavi planı taşa bağlı şikayetlerin şiddetine, Taşın böbreklere herhangi bir zarar verip vermediğine ve böbreğin fonksiyonlarının bozulup bozulmadığına bağlı olarak şekillenir. Tedavinin şekli ise taşın boyutu, bilgisayarlı tomografide ölçülen taşın sertlik derecesi, böbrekteki yeri ve hastaya ait faktörlere göre belirlenir. 4 milimetreden küçük taşların %90'ı herhangi bir müdahale gerektirmeden kendiliğinden düşer. 4 ila 7 mm arası taşların yarısı ve 8 mm'den büyük taşların ise nadiren kendiliğinden düştüğü söylenebilir. Böbrek taşı idrar yolunda harekete başlamışsa ve müdahaleye gerek kalmayacak kadar küçükse hastalara bol su tüketmesi ve hareket etmesi tavsiye edilir. Ağrı kesicilerle taşın düşmesi sırasında yaşanabilecek sorunların azaltılması hedeflenir. Ancak 5 milimetreden büyük taşlarda müdahale edilmesi ve doktora başvurulması gerekebilir. 2 santimetreden küçük taşlar ameliyatsız tedavi ile temizlenebiliyor. 2 santimetreden küçük boyutlardaki böbrek taşları vücut dışı şok dalga tedavisi ya da idrar kanalından girilerek böbreğin içine kıvrımlı aletlerle ulaşılan ve taşın lazerle kırılıp toz haline getirildiği retrokrat intrarenal cerrahi yöntemiyle tedavi edilmektedir. Eğer taş 2 cm boyunun üzerinde ise genellikle bel bölgesinden 1 cm'lik bir kesiyle böbreğin içine girilerek taşları kırılıp dışarıya alınması yöntemi uygulanabilmektedir. Tecrübeli merkezlerde birkaç seans olmak koşuluyla 2 cm'den büyük böbrek taşları retrokrat intrarenal cerrahi yöntemiyle de tedavi edilebilmektedir. Ancak bu işlemin hangisinin uygulanacağına hastaya ait faktörler de göz önüne alınarak karar verilmektedir. Böbrek taşlarında tedavi sonrası ne yapılmalı? Taşa sebep olan faktörlere yönelik bir planlamayla tekrarlama riski önlenebilir. Tekrarlayan böbrek taşlarında tedavi sonrasında bu taşların altında yatan nedenin belirlenmesi çok önemlidir. Eğer işlem sırasında bir taş parçası alınabilmiş veya hastanın düşürdüğü bir taş mevcutsa bu taşın laboratuvardan analizi yapılarak içeriğinin ne olduğu belirlenmelidir. Bunun yanı sıra kan ve idrarda bazı değerler ölçülerek altta yatan metabolik veya hormonal bir neden olup olmadığı araştırılmalıdır. Bu araştırmalardan sonra hekim kontrolünde taş hastalığının tekrarlanmasını engelleyecek ilaçlar kullanılabilir ve taş hastalığının tekrar etmesinin önüne geçilebilir. Böbrek taşlarını önlemek için ne yapılabilir? Su başta olmak üzere sıvı alımını artırmak böbrek taşını önlemek için yapılması gerekenlerin başında gelir. Normal şartlar altında idrar açık sarı olmalıdır. Çay, kahve, meyve suları ve asitli içecekler yerine su tüketimi artırılmalıdır. Çünkü bu içeceklerin bir kısmı dehidrasyona yani sıvı kaybına neden olabiliyor ya da içerisinde bulunan şeker sebebiyle başka problemlere davetiye çıkarabiliyor. Spor yapan, açık havada ve yoğun bir beden işi yapan kişilerin daha çok su içmesi gerektiğini de unutmaması gerekiyor. Bol sebze ve meyve tüketimi de oldukça önemlidir. Sebze ve meyveler idrardaki asit miktarını azaltır. Bu nedenle ürik asit oranını artırma riski bulunan hayvansal gıdalarla birlikte sebze tüketimi yapılmalıdır. Tuzu ve şekeri azaltmada böbrek taşını önlemek için başvurulabilecek diğer bir yöntemdir. Ayrıca paketli gıdalardaki tuz ve şeker miktarı kontrol edilemediğinden özellikle risk altındaki kişilerin paketli gıdaları daha az tüketmeleri önerilmektedir. Obezitede böbrek taşı oluşumu için bir risk faktörü olduğundan kilo vermek böbrek taşlarının azaltılması veya önlenmesi için tavsiye edilir. Ancak kilo verme ameliyatları ya da hızlı kilo verdiren nadiren yüksek protein diyetleri gibi yöntemlere başvurulmadan önce dikkatli olunmalıdır. Böbrek taşı oluşumunu önlemek için kan ve idrar testi de yaptırılabilir. Çoğunlukla kan ve idrar testleri beslenmede neyin değiştirilmesi gerektiğine dair fikir verdiğinden yapılacak bu testler sonucunda risk altında olan kişiler için uygun bir beslenme planı hazırlanabilir.